Ünlü sunucu Ece Erken'in silahlı saldırı sonucu kaybettiği eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu için bugün tören düzenlendi, son görev yerine getirildi. Törene Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun anne ve babasının yanı sıra eski eşi Benan Kocadereli de katıldı. Anne Mahmut Yazıcıoğlu'nun Ece Erken'e karşı bir hareketi sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Mahmut Yazıcıoğlu'na son görevde acı ve gözyaşı hakimdi. Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'in ağzından "Keşke onun yerine ben ölseydim" sözleri döküldü. Gece yarısı bir mekanda belden aşağısına 7 kurşun sıkılarak öldürülen 42 yaşındaki Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Benan Kocadereli ile olan evliliğinden 2 kız çocuğuna sahipti. Mahmut Yazıcıoğlu'nun bir alacak verecek meselesi yüzünden vurulduğu öğrenildi. Olay yerinde büyük kan kaybı yaşayan Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun son sözleri ise "Lütfen beni kurtarın" olmuştu. Ancak yaşadığı kan kaybı sebebiyle hayata veda etti. Törenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Erken, kocasını vuranların kimler olduğunu açıklayarak tek tek isim verdi. İşte Ece Erken'in yaptığı o açıklama. Cundalı Yeşilköy balıkçısına en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00:20, trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce soysuz, cani katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikme sebebini istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım. İki zanlı yakalandı. Peki Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccat Yeşil, Serkan Dakman isimli zanlılarınsa yakalanması için ne bekliyorsunuz? Bu gözü dönmüş katiller kocamı öldürdü. Hala neden yakalanmadılar? Sorumlular kimler? Allah rızası için yardım istiyorum. Kamera kayıtları ortada. Kocamın kanı yerde kalmasın. Öte yandan kameralara yansıyan bir görüntü sosyal medyanın dikkatini çekti. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Mahmut Yazıcıoğlu'nun bir kolunda Ece Erken, diğer kolunda ise eski gelini ve torunlarının annesi Benan Kocadereli vardı. Kayınvalidenin Ece Erken'in kolundan çıkmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. İşte o görüntüye dikkat çekenlerin yorumları.